Bana göre kadın erkek hakkı yok. Olmaz, olamaz. Bu cinsiyetçi bir yaklaşım. Kadın hakları, erkek hakları, hayır. İnsan hakkı, yok, canlı olan her şeyin hakkı var. Kelebeğin de hakkı var. Ağacın da hakkı var. Ben şu orkideleri bana hediye etmişler, saksıda yetiştirilmiş, buraya getirilmiş. Onları ofiste tutmak bile hakkım mı? Onu düşünmüyorum ya. Düşünüyorum bazen ya. Canlı olan her şeye hükmetmeye çalışan, hükmetmeye çalışan bir organizmayız. Her şeye hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Tasnif ediyoruz kadın, erkek, çocuk, büyük, ağaç, kedi. Kedi olursa önemli, köpek olursa önemsiz. İnsan olursa önemli, köpek olursa önemsiz. Kadın olursa önemli, erkek olursa önemsiz falan. Sence bunlar anlamlı mı? Yaşayan her şeyin hakkı var. Yaşam hakkı denen bir şey var. Yaşayan her şeye saygı göstermek zorundasın. Sadece şey değil ki, insana, kadına, çocuğa değil ki. Ama olur mu? İnsanlar biz daha önemliyiz. Ne önemimiz var? Gezegeni birbirine katmaktan, kirletmekten, canını okumaktan, yüzyılda içine etmekten başka ne yaptınız? Bin yıllardır birbirinizi asmaktan, kesmekten, parçalamaktan, kölelikten. Kölelik daha yeni kalktı. Hatta kalkmadı. Şimdi modern kölelik var, siber kölelik var. Ve de yetmiyormuş gibi bunları düşünmek yerine oturup diyoruz ki kadın hakkı, erkek hakkı zaten buralarda yeşelendiğimiz için insan hakkı ön plana çıkmıyor zaten şu ülkede. Ahmet'in hakkı, Mehmet'in hakkı. Toplumlar iki yüzlü, ülkeler iki yüzlü, yönetimler iki yüzlü. Biz kendimizi küçümsemeye bayılıyoruz millet olarak işte. Biz Türk'üz ya bilmem ne ondan zaten şeyiz ya. Biz zaten böyleyiz ya. Biz zaten böyle yapıyoruz ya. Biz bilmem neyiz ya falan. Lan elin İtalya'da elin Çinlisi de düşündüğünde bavulun havaalanının ortasında koyup yolu kapatıyor. Kendi aralarında konuşurken ondan sen onlardan izin istemek zorunda kalıyorsun. Türk yapınca mı sorun oluyor? Biz kendimizi alıştırmışız buna. Bu arada kendi kendine konuşan, onlara göre anlaşılmaz bir lisanla konuşan, İngilizce konuşmayan ya da Almanca ya da Fransızca konuşmayan, İspanyolca konuşmayan bizler orada bir hata yaptığımızda bak gördün mü Türk bundan. İspanyol da yapıyor aynı şeyi. Çinliler de yapıyorlar. Harala göreli çekirge sürüsü gibi geziyorlar ortalıkta. Niye kendimizi hakir görüyoruz, aşağıda görüyoruz ki? Ben hep demiyor muyum size mesela? Niye Yunan'ın Macar'ı, Polonyalısı çeki yapsın pilotlu? Niye benim ülkemde gelsinler, çalışsınlar? Niye ben dışarıdan pilot ithal edeyim kardeşim? İhraç etmek varken. Ha? Nasıl havayolu ya da taşımacılık ihraç ediyorsa, nasıl gelir kaynağıysa, beni pilotlarımı tüm dünya uçsunlar, göz bebeği olsunlar. Siz uçun, Amerika'da uçun, Avustralya'da uçun, orada yaşayın fark etmez. Yine benim ülkeme faydanız olur bir şekilde. Malın olur, mülkün olur, tacın olur, tahtın olur. Burada bağlı teknen olur, evin olur, yazdığın olur, bilmem ne olur, vergisini ödersin, algısını ödersin. Yazdan yaza da gelsen, çoluğun çocuğunu da getirsen bilmem ne. Fark etmez ki. Nitelikli insana ihtiyacımız var. İş gücüne ihtiyacımız var. Daha çok kalem yaratmaya ihtiyacımız var. Nitelikli bir ulus, nitelikli bir nüfus yaratmaya ihtiyacımız var. Bizim sorunumuz sayımızın fazlalığı değil ki. İnsan kalitemizin azlığı. İnsan kalitesini yükseltmeliyiz.